İki Tekeriz'den herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aslında çoğu kişinin farkında olmadan yanlış yaptığı bir konu. Pedala ayağımızın neresiyle basmalıyız? Bundan bahsediyoruz. Normal bisikletlerimizin üzerinde SPD dediğimiz kilitlenebilir pedal olduğu için bu bisikleti getirdim bugün. Biraz daha göstermesi kolay olacak. Şimdi ilk aşamada şöyle düşünebilirsin. Hani pedal, ayak, işte basıyorsun bisiklet gidiyor. Hani bunun nesi var ki? Hani neresiyle basmamız gerekiyor ki? İşte tam ortasıyla basıyorum gidiyor falan diyebilirsin. Ama durum öyle değil. Pedala ayağımızın ortası veya ayağımızın işte topuk kısmı arkasıyla basmıyoruz. Bunların da birkaç tane sebebi var. Şimdi teker teker onlardan bahsedeceğim. Bu arada bu işin en temel yani en kolay yolu SPD dediğimiz kilitlenebilir pedal kullanmak arkadaşlar. Çünkü o ayakkabıların altındaki kilit mekanizması zaten ayağımızın basmamız gereken yerinde konumlandırıldığı için hani böyle bir alışkanlık kazanmadıysanız da SPD pedalla kilitlenebilir bisiklet pedalıyla bu işi çözebilirsiniz. Ama ben öyle pedal kullanmam diyorsanız da mutlaka ayağınızın doğru yeriyle basması konusunda alışkanlık edinin derim. Şimdi geçelim neresiyle basıyoruz ve neden basıyoruz. Şöyle direkt ben ayakkabıyı çıkartıp göstereyim. Şimdi ayağımızı şöyle yaptık, yere koyduk. Tamam mı? Ayağımız şöyle. Tam olarak şu kırıldığı nokta, tam olarak şurasıyla ayağımızı pedala koyuyoruz. Yani pedalın ortasına tam şu kırılan bölüm gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Topuk değil, ortası değil. Tam kırılan yerin ortası, pedalın ortasına gelmesi gerekiyor. Şu şekilde, sonra düzeltiyoruz. Bu şekilde burasıyla pedala basıyoruz. Şimdi gelelim neden böyle bastığımıza. Arkadaşlar bisiklet üzerine bindik. Bisikleti kullanırken bozuk yollarda biliyorsunuz ki böyle hafiften kendimizi kaldırıyoruz. Ya da bir kaldırımdan zıplayacağız, atlayacağız. Hop böyle kendimizi kaldırıyoruz bisikletin üzerinden. Ya da işte bir çukur gördük. İşte ön tekeri atlattık, öyle hafiften kalktık. Ya da bisiklet kullanırken işte oturmaktan biraz sıkıldık, popomuz ağrıdı, işte bacaklarımız yoruldu. Biraz dedik ayağa kalkalım, ayakta pedallamaya başladık. İşte o zaman bu pedala ayağımızın neresiyle bastığı konusu çok önemli. Şimdi bir çalışma yapıyoruz. Bunu kendiniz de deneyebilirsiniz. Ayağınızın topuk kısmı ile sadece yere basın. Yani sadece ayağının topuk kısmı yere değsin. Ve olduğun yerde zıplamaya çalış. Bu şekilde olduğun yerde zıplamaya çalış. Ne kadar zor değil mi? Bunu dene bir. Çok zor. Ayağının komple ayağın basıyor. Yani pedalı ayağımın tam ortasıyla bastığımı farz ediyorum şu şekilde. Bir de onu test edelim. Zıplıyorum. Yine zor değil mi? Bak yine zor. Yine zor zıplıyorum. Şimdi ayağımı kırdım böyle. Az önce pedala bastığımız konumla, şu baş parmağımın hemen gerisindeki o kıvrımla, o kırılan yerle zıplamaya çalışıyorum. Ne kadar kolay zıplıyorum bak. Az önceki yani şu değil olay, topukla değil. Şu ne kadar kolay zıplanıyor. Bunu bisiklet üzerine uyarladığımızda, bisikletin üzerine bindim. Pedala ayağımın topuğuyla basarsam, şöyle geri çekeyim biraz daha rahat gözüksün. Pedala ayağımın topuğuyla basarsam bu şekilde. Herhangi bir engebe gördüğümde bisikletin üzerinde zıplayacağım. Hop hop böyle. Yani biraz değişik hareketler oluyor tabii. Böyle hareketler yapacağız. Onun yerine pedala doğru şekilde bassaydım bir çukur gördüğümde hop hop hemen zıplamış olacaktım. Bir kere en temel konu bu. Yani pedala doğru yerle basmamız konusunda en temel mevzu bu. Bunun dışında az önce verdiğim örnek de geçerli. Diyelim ki ayağa kalktık, ayakta bir sürüş yapacağız. Arkadaşlar pedala topuğunla basarsan ayağa kalktığında hem pedaldan ayağın kayar hem de tam olarak pedala o şekilde ayağa kalktığında gücünü veremez. Bu anlattıklarım sadece konfor için değil, aynı zamanda güvenlik için de arkadaşlar. Yani bir çukur gördün, mesela ondan zıplayacaksın. Topuğunla basarsan oradan zıplarken ayağın da kayabilir, her şey olabilir. Ama ayağının dediğim noktasıyla yani şurasıyla basarsan herhangi bir şey olmayacaktır. Bunlar dışında bir önemli konu da kas gelişimi arkadaşlar. Ayağınızın sürekli aynı noktasıyla pedala basma alışkanlığını edinirseniz ve bu doğru nokta olursa kas gelişimi de bu konuda doğru orantıda gidecektir. Mesela atıyorum bir ayağının topuğuyla bastın, bir ortasıyla bastın, bir önüyle bastın. Burada farklı şekilde çalıştırdığın için bacağını düzensiz bir kas gelişimi olacak.
Ama sürekli aynı ve doğru noktayla pedala basma alışkanlığını edinirsen kas gelişimi konusu da daha düzenli olacak. Özellikle bisiklete yeni başlayan arkadaşlarda bu problemi daha fazla görüyorum. Mutlaka bir iki haftada olsa rahat edemeseniz de bu pedala basma işini deneyin. Bakın görün ne kadar faydalı olacak. Yorumlarda da bu alışkanlığı edindikten sonraki tecrübelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bugünlük bizden bu kadar. Başka videolarda yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.